Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar, siz savaştan dönüp yanlarına geldiğinizde size özür beyan edeceklerdir. De ki, hiç özür dilemeyin. Size kesinlikle inanmayız. Çünkü Allah bize sizinle ilgili gerçeği bildirdi. Bundan sonra Allah ve elçisi sizin yaptıklarınızı gözleyecektir. Sonra da gizliyi ve açığı bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. O zaman O, yapmış olduklarınızı size bildirecektir. Onların yanlarına döndüğünüzde, kendilerine dokunmamanız için Allah'a yemin edeceklerdir. Onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar gerçekten pisliktirler. Yaptıklarının karşılığı olarak varacakları yerde cehennem olacaktır. Onlar kendilerinden hoşnut olmanız için size yemin ederler. Siz onlardan hoşnut olsanız bile, kuşkusuz Allah o yoldan çıkmış topluluktan hoşnut olmaz. Bedevi Araplar, inkar ve ikiyüzlülük konusunda en aşırı olanlardır. Bu yüzden de Allah'ın elçisine indirdiği şeylerin sınırlarını tanımamaya da en uygun olanlardır. Allah çok bilen, çok bilgi olandır. Bedevi Araplardan Allah yolunda harcadıklarınızın boşa gittiğini ileri süren ve sizin başınıza kötülükler gelmesini bekleyenler vardır. Kötülükler onların başına gelsin. Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Yine Bedevi Araplardan Allah'a ve ahiret gününe inanan, bağışladığı şeyi kendilerini Allah'a yaklaştıran ve elçisinin dualarında anılmalarını sağlayan vesileler olarak görenler de vardır. Dikkat edin, bu bağışları gerçekten onlar için Allah'a yaklaşma vesilesi olacaktır. Çünkü Allah onları rahmetine sokacaktır. Kuşkusuz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Muhacirler ve Ensardan İslam'a girmekte ilk öne geçenlerle, onlara güzellikle uyanlardan Allah hoşnut olmuştur. Onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Allah onlar için altlarından ırmaklar akan, içlerinde sonsuza kadar kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu çok büyük başarıdır. Çevrenizdeki Bedevi Araplardan ve Medine halkından ikiyüzlülüğe iyice alışmış olanlar vardır. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Biz onları iki kere azaba uğratacağız. Sonra da daha büyük bir azaba götürüleceklerdir. Bir de iyi işler yanında kötü işler de yapmış ama sonunda işledikleri günahların bilincine varmış olan başkaları da vardır. Allah yakında onların tevbesini kabul edecektir. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Sen onların mallarından kendilerini temizleyecek ve onları arındıracak bir sadaka al ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlara huzur verir. Kuşkusuz Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Onlar Allah'ın kullarının tevbelerini kabul ettiğini, sadakalarını aldığını ve Allah'ın tevbeleri çok kabul eden, çok merhamet eden olduğunu hala anlamadılar mı? De ki, çalışın. Çünkü yaptığınız işleri Allah da, elçisi de, inananlar da gözleyeceklerdir. Sonra da gizliyi ve açığı bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O zaman O size yapmış olduklarınızı haber verecektir. Yine savaşa katılmayan ve durumlarının ne olacağı Allah'ın buyruğuna kalmış bulunan başkaları da vardır. O onları isterse cezalandırır, İsterse tevbelerini kabul eder. Allah çok iyi bilen, çok bilgi olandır. Bir de zarar vermek, inkar etmek, inananların arasına ayrılık sokmak ve başından beri Allah ve elçisine karşı savaş açmış olanlara gözetleme yeri sağlamak amacıyla rakip bir mescit kuranlara gelince, onlar size, gerçekten biz iyilikten başka bir şey istemedik diyerek yemin edeceklerdir. Allah ise onların yalan söylediklerine tanıklık etmektedir. Orada asla namaza durma. İlk yapıldığı günde temeli takva üzerine kurulan mescit,
elbette senin içinde namaz kılmana daha uygundur. O mescitte temizlenmeyi seven kimseler vardır. Allah da temizlenenleri sever. Yapısını Allah korkusu ve onun hoşnutluğunu kazanma üzerine kurmuş olan mı daha hayırlıdır? Yoksa yapısını bir uçurumun kenarına kurup da onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan mı? Allah zulmeden toplumu doğru yola ulaştırmaz. Yaptıkları binaları, kalpleri parçalanıncaya kadar yüreklerinde bir kuşku olmaya devam edecektir. Allah çok iyi bilen, çok bilge olandır. Kuşkusuz Allah, inananlardan canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da verdiği gerçek bir sözdür. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? O halde onunla yaptığınız bu alışverişinizden ötürü sevinin. Gerçekten bu çok büyük bir başarıdır. Günahlarından tevbe edenler, ibadet edenler, onu övenler, onun hoşnutluğunu kazanmak için yolculuk edenler, rükû edenler, secdeye varanlar, iyiliği emredenler, kötülüğü engelleyenler ve Allah'ın koyduğu sınırları koruyanlar da bu büyük başarıya ulaşanlardandır. O halde inananlara müjdele. Cehennem ehli oldukları kendilerine açıkça belli olduktan sonra, akraba bile olsalar Allah'a ortak koşanlar için bağışlanma dilemek ne peygambere ne de inananlara yaraşmaz. İbrahim'in babası için bağışlanma dilemesi ise sadece ona vermiş olduğu sözden dolayıydı. Sonra onun Allah'ın düşmanı olduğu kendisine açıkça belli olunca ondan ilişiğini kesmişti. Gerçekten İbrahim çok içli ve yumuşak kalpliydi. Allah bir toplumu doğru yola ulaştırdıktan sonra sakınmaları gereken konuları kendilerine açıklamadıkça onları saptıracak değildir. Gerçekten de Allah her şeyi çok iyi bilendir. Hiç kuşkusuz göklerin ve yerin mülkü sadece Allah'ındır. O diriltir, öldürür. Sizin için Allah dışında ne bir koruyucu, ne de bir yardımcı yoktur. Andolsun ki Allah, peygambere ve o güçlük zamanında içlerinden bir grubun kalpleri neredeyse kayacak olduktan sonra ona uyan muhacirler ile ensara tevbe bahşetti. Ardından da tevbelerini kabul etti. Çünkü o onlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Yine Allah seferden geri bırakılan o üç kişinin de tevbesini kabul etmişti. Çünkü yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, içleri daraldıkça daralmıştı. Öyle ki onlar sonunda Allah'a karşı yine Allah'a sığınmaktan başka bir çare olmadığını anlamışlardı. Aslında Allah onları tevbe etmeleri için affetmişti. Çünkü Allah tevbeleri çok kabul eden, çok merhametli olandır. Ey inananlar! Allah'tan korkun ve doğrularla birlikte olun. Ne Medine halkına ne de çevresinde bulunan Bedevi Araplara, savaşta Allah'ın elçisinden geri kalmaları ve kendi canlarını onun canına yeğlemeleri yaraşmaz. Bu böyledir. Çünkü onlar için Allah yolunda uğrayacakları hiçbir susuzluk, yorgunluk, açlık, düşmanlarını kızdıracak bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları yoktur ki buna karşılık kendilerine iyi bir iş yazılmış olmasın. Gerçekten de Allah iyilik yapanların ödülünü zayi etmez. Onların Allah yolunda az ya da çok harcadıkları hiçbir şey, Allah yolunda açtıkları hiçbir vadi yoktur ki Allah'ın onları yaptıklarının en güzeliyle ödüllendirmesi için kendilerine sevap yazılmış olmasın. Bununla birlikte inananların savaşa katılmak üzere topluca sefere çıkmaları doğru değildir. Öyleyse her kesimden bir grup dinde derinleşmek ve böylece yanlarına döndüklerinde kötülüklerden sakınmaları için toplumlarını uyarmak amacıyla geride kalmalıdır.
Ey inananlar! Yakınınızda bulunan inkarcılarla savaşın ve onlar sizde çok büyük bir güç görsünler. Bilin ki Allah sakınanlarla birliktedir. Ne zaman bir sure indirilse onlardan kimisi, "Bu hanginizin imanını artırdı?" der. İnananlara gelince, doğrusu bu onların inancını artırır ve onlar buna sevinirler. Ancak kalplerinde hastalık bulunanlara gelince, bu onların pisliklerine pislik katar ve onlar artık inkarcı olarak ölürler. Onlar her yıl bir ya da iki kez sınanmakta olduklarını görmüyorlar mı? Buna rağmen ne tevbe ediyorlar ne de Allah'ı anıyorlar. Onlar bir sure indirildiğinde birbirlerine bakarak, "Sizi gören birisi var mı?" derler ve sonra da dönüp giderler. Anlamaz bir topluluk oldukları için Allah da onların kalplerini çevirmiştir. Andolsun ki size içinizden, sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen, size çok düşkün, inananlara karşı çok şefkatli, çok merhametli olan bir elçi gelmiştir. Eğer onlar senden yüz çevirecek olurlarsa de ki, "Kendisinden başka ilah olmayan Allah bana yeter. Ben yalnız ona güvenip dayandım. O çok büyük arşın sahibidir." Yunus Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Ra. İşte bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. Bizim içlerinden bir adama, insanları uyar ve inananlara Rableri katında doğruluk sayesinde diğer insanlardan bir adım öne geçeceklerini müjdele diye vahyetmemiz, insanlara tuhaf mı geldi ki o inkarcılar "Bu apaçık bir sihirbazdır" dediler. Kuşkusuz Rabbiniz, gökleri ve yeri 6 günde yaradan, sonra da işleri yerli yerinde yöneterek arşın üzerine hükümran olan Allah'tır. Onun izni olmadan hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz Allah budur. Öyleyse ona ibadet edin. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Hepinizin dönüşü O'nadır. Allah'ın verdiği gerçek söz olarak O önce yaratmayı başlatır, sonra inananları ve iyi işler yapanları adaletli bir biçimde ödüllendirmek için onu yeniden diriltir. İnkar edenlere gelince, inkar etmelerinden dolayı onlar için kaynar sudan bir içki ve can yakıcı bir azap olacaktır. Güneşi ışık kaynağı, ayı ışıklı kılan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya konak yerleri belirleyen O'dur. Allah bunları ancak gerçekle yaratmıştır. Allah bilen bir toplum için ayetleri böylece ayrıntılı bir biçimde açıklamaktadır. Kuşkusuz geceyle gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattıklarında gerçekten Allah'tan korkan bir toplum için ibretler vardır. Bizimle buluşmayı ummayanlara, dünya hayatından hoşnut olarak ona bağlanan ve ayetlerimizi umursamayanlara gelince, işte onların yapmış olduklarına karşılık varacakları yer ateş olacaktır. İnananlara ve iyi işler yapanlara gelince, Rableri onları imanlarından ötürü doğru yola ulaştırır. Nimet cennetlerinde onların altlarından ırmaklar akar. Onların orada ilk duası, "Ey Allah'ım, sen her türlü eksiklikten uzaksın." Selamlamaları, "Barış ve esenlik." Son duaları ise, "Övgü, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır" demek olacaktır. Eğer insanların iyi şeyleri elde etmek için aceleci davrandıkları gibi, Allah da onlara kötülüğü çabuklaştırsaydı, süreleri hemen bitirilmiş olurdu. Ama biz, bizimle karşılaşacaklarını ummayanları azgınlıkları içinde bocalar bir durumda bırakırız.
İnsan başı dara düştüğünde, yatarken, otururken ya da ayaktayken bize dua eder. Ama biz onun darlığını giderince de sanki başı dara düşen ve bu yüzden bize dua eden kendisi değilmiş gibi geçip gider. İşte aşırı gidenlere yaptıkları iş böyle güzel gösterildi. Andolsun ki biz, sizden önce birçok kuşakları, elçileri kendilerine açık kanıtlar getirdikleri halde yine de zulmettikleri ve inanmadıkları için yok etmiştik. İşte biz suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız. Sonra da ne yapacağınızı gözlemlemek için yeryüzünde sizi onların yerine geçirmiştik. Onlara ayetlerimiz açık bir biçimde okununca, bizimle karşılaşacaklarını ummayanlar, "Sen bize bundan başka bir Kur'an getir ya da bunu değiştir," dediler. De ki, "Benim onu kendiliğimden değiştirme yetkim yoktur. Çünkü ben ancak bana vahyolanana uyarım. Bu yüzden ben Rabbime karşı gelecek olursam, o çok büyük günün azabından korkarım." De ki, "Eğer Allah dileseydi, ben onu size okumazdım ve Allah da onu size bildirmemiş olurdu. Ben sizin içinizde bundan önce yıllarca kaldım. Aklınızı kullanmaz mısınız? Allah hakkında yalan uyduran ve onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Kuşkusuz suçlular asla kurtuluşa eremezler. Onlar Allah'ın dışında kendilerine ne yarar sağlayan ne de zarar veremeyen şeylere ibadet etmekte ve "Bunlar bizim Allah katındaki aracılarımızdır" demektedirler. De ki, "Siz göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi Allah'a haber veriyorsunuz? O onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir." İnsanlar başlangıçta tek bir toplum idiler. Ama sonradan görüş ayrılığına düştüler. Eğer Rabbinden daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, görüş ayrılığına düştükleri konuda hemen aralarında karar verilmiş olurdu. Onlar, "Ona Rabbinden bir mucize indirilmesi gerekmez miydi?" diyorlar. De ki, "Gaybı bilmek ancak Allah'a aittir. Öyleyse bekleyin, gerçekten ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim." Biz insanlara başı dara düştükten sonra bir bolluk tattırdığımızda, bakarsın ki yine onların ayetlerimiz hakkında çirkin bir planı vardır. De ki, "Allah plan tasarlama konusunda sizden daha hızlıdır. Kuşkusuz elçilerimiz sizin tasarlamakta olduğunuz planları yazmaktadırlar. Size karada ve denizde yolculuk yaptıran O'dur. Siz gemilerde bulunduğunuzda, o gemiler içindekileri tatlı bir rüzgarla götürürken, yolcular bu duruma çok sevinirler. Ama birden çok şiddetli bir fırtına çıkar, onları dalgalar her yandan kuşatır, onlar çepeçevre kuşatıldıklarını anlayınca, dini yalnız Allah'a özgü kılarak, "Eğer bizi bu tehlikeden kurtaracak olursan, andolsun ki şükredenlerden olacağız" diyerek Allah'a dua ederler. Ama Allah kendilerini kurtarınca, bakarsın ki onlar yeryüzünde haksız yere taşkınlık yaparlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız geçici dünya hayatından yararlanma olarak kendi aleyhinize olacaktır. Sonunda dönüşünüz bize olacaktır. İşte o zaman biz yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz. Dünya hayatı bizim gökten indirdiğimiz suya benzer. İnsanların ve hayvanların yemekte olduğu yeryüzü bitkileri o suyu emerler. Öyle ki yeryüzü süsünü takınarak güzelleştiği ve sahipleri de bu güzellikleri hasat edebileceklerini düşündükleri bir sırada, buyruğumuz gece ya da gündüz onlara ulaşır da, sanki dün yerinde yokmuş gibi onu bütünüyle biçilmiş bir hale getiririz. İşte biz, düşünen bir toplum için ayetleri böylece ayrıntılı bir biçimde açıklarız. Allah barış esenlik yurduna çağırır ve dilediğini
doğru yola ulaştırır. İyi işler yapanlara daha güzel karşılık ve bir de fazlası olacaktır. Onların yüzlerine ne kara bir leke ne de aşağılanma bulaşır. İşte onlar cennet ehlidir. Orada sürekli olarak kalacaklardır. Kötülük yapanlara gelince, onların kötülükleri kadar bir karşılıkları olacak ama yüzlerini bir aşağılanma kaplayacaktır. Onları Allah'a karşı koruyacak hiçbir kimse olmayacaktır. Yüzleri sanki karanlık geceden bir parçaya bürünmüş gibi olacaktır. İşte onlar cehennem ehlidir. Orada sürekli olarak kalacaklardır. Onların hepsini bir araya toplayacağımız ve sonra da Allah'a ortak koşanlara "Siz ve eş koştuğunuz putlarınız yerlerinize geçin" diyerek onları birbirinden ayıracağımız gün, eş koştukları putlar ortak koşanlara "Siz bize ibadet etmiyordunuz. Allah bizimle sizin aranızda tanık olarak yeter. Çünkü biz gerçekten sizin bize ibadet ettiğinizden habersizdik" diyeceklerdir. İşte orada herkes geçmişte yaptığının hesabını verecektir. Onlar artık gerçek koruyucuları olan Allah'a döndürülmüşler ve uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitmiştir. De ki, gökten ve yerden sizi besleyen, işitme ve görmeyi sağlayan, ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran ve her işi düzenleyen kimdir? Onlar Allah'tır diyecekler. O zaman de ki, o halde Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? İşte sizin gerçek Rabbiniz olan Allah budur. Artık haktan sonra sapıklıktan başka ne olabilir ki? Durum böyleyken nasıl da döndürülüyorsunuz? Böylece yoldan çıkanlar için Rabbinin şu sözü gerçekleşmiş bulunmaktadır. Onlar iman etmezler. De ki, putlarınız arasında yaratmayı başlatacak, sonra da onu sürdürecek olan var mıdır? De ki, Allah yaratmayı başlatır, sonra da onu sürdürür. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? De ki, putlarınız arasında gerçeğe ulaştıracak olan var mıdır? De ki, ama Allah gerçeğe ulaştırır. Öyleyse gerçeğe ulaştıran mı, yoksa başkası tarafından ona ulaştırılmadıkça kendisi ulaşamayan mı uyulmaya daha layıktır? O halde ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Onların çoğu zanna uymaktan başka bir şey yapmamaktadırlar. Ancak zan hiçbir şekilde gerçeğin yerini tutamaz. Allah onların yapmakta olduklarını çok iyi bilendir. Bu Kur'an Allah'a karşı başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ancak O kendinden öncekini doğrulayan, alemlerin Rabbinden gelen, kendinde hiçbir kuşku bulunmayan kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Yoksa onlar onu O uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru söylüyorsanız, haydi siz de onun benzeri bir sure getirin ve bunun için Allah'tan başka çağırabildiklerinizde çağırın. Hayır. Onlar bilgisini kavrayamadıkları ve yorumu da henüz kendilerine gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Ama zalimlerin sonunun ne olduğuna bir bak. Onların arasında hem ona inanacaklar hem de onu inkar edecekler vardır. Ama senin Rabbin bozgunculuk yapanları en iyi bilendir. Eğer onlar seni yalanlayacak olurlarsa de ki, benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size aittir. O halde siz benim yaptıklarımdan sorumlu olmadığınız gibi, ben de sizin yaptıklarınızdan sorumlu değilim. Onların arasında sana kulak verip dinleyenler de vardır. Ama sağırlara, üstelik akıllarını da kullanamıyorlarsa sen nasıl işittireceksin? Onların arasında sana bakanlar da vardır. Ama körleri, üstelik basiretleri de yoksa sen mi doğru yola ulaştıracaksın? Kuşkusuz Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez.
Ama insanlar kendi kendilerine zulmetmektedirler. Onları bir araya toplayacağı gün, sanki onlar dünyada sadece gündüzün birbirleriyle görüşüp tanıştıkları bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayıp doğru yolu tutmamış olanlar en büyük ziyana uğramışlardır. Onları uyardığımız şeylerin bir bölümünü sana göstersek veya bundan önce seni vefat ettirsek de sonunda onların dönüşü bize olacaktır. O zaman Allah onların yaptıklarına da tanıklık edecektir. Her toplumun bir elçisi olmuştur. Kıyamet günü elçileri yanlarına geldiğinde onlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilecektir. Onlar, eğer doğru söylüyorsanız bu vaat edilen azap ne zaman gerçekleşecektir demektedirler. De ki, ben kendime bile Allah dilemedikçe ne bir zarar verebilirim ne de bir yarar sağlayabilirim. Her toplumun bir süresi vardır. Süreleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler ne de öne alabilirler. De ki, söyler misiniz, ya onun azabı size gece ya da gündüz gelecek olursa o zaman ne yaparsınız? Hele suçlular azabın gelmesi için niçin acele ediyorlar? Siz azap gerçekleştikten sonra mı ona inanacaksınız? Yoksa şimdi mi? Hani siz onun bir an önce gerçekleşmesini istiyordunuz? Sonra zulmedenlere, o halde sürekli olan azabı tadın bakalım. Siz yapmış olduklarınızın karşılığından başkasıyla mı cezalandırılacaksınız denilir. Onlar, sözünü ettiğim bu azap gerçek midir diye sana soruyorlar. De ki, evet, Rabbime andolsun ki o gerçektir. Çünkü siz Allah'ı güçsüz bırakamazsınız. Zulmeden her kişi yeryüzündekilerin tümüne sahip olsaydı, bunları azaptan kurtulmak için fidye olarak verirdi. Onlar azabı görünce pişmanlıklarını gizleyemezler. Ama onlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir. İyi bilin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır ve Allah'ın sözü de gerçektir. Ama onların çoğu bilmezler. O diriltir, öldürür ve sonunda ona döndürülürsünüz. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, göğüslerde olana bir şifa ve inananlara bir yol gösterici ve rahmet gelmiştir. De ki, o halde onlar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle işte bununla sevinsinler. Çünkü bütün bunlar onların biriktirdiklerinden daha iyidir. De ki, Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerin bir bölümünü haram, bir bölümünü helal kıldığınızı görmüyor musunuz? De ki, size Allah mı izin verdi yoksa Allah hakkında yalan mı uyduruyorsunuz? Allah'a karşı yalan uyduranlar kıyamet günü hakkında ne düşünüyorlar? Kuşkusuz Allah insanlara karşı çok lütuf sahibidir. Buna rağmen onların çoğu şükretmezler. Ne durumda olursan ol, Kur'an'dan ne okursan oku, ne iş yaparsanız yapın, kuşkusuz o işe daldığınız an biz üstünüzde tanığız. Çünkü ne yerde ne gökte zerre miktarı bile olsa hiçbir şey Rabbinden gizli kalmaz. Bundan ne daha küçüğü ne de daha büyüğü yoktur ki açık bir kitapta yazılı bulunmasın. Dikkat edin! Allah'ın dostlarına korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Çünkü onlar inanan ve Allah'tan korkan kimselerdir. Onlara dünya hayatında da ahirette de müjde vardır. Allah'ın sözlerinde asla bir değişiklik olmaz. İşte bu çok büyük bir başarıdır. Onların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün güç
Allah'ındır. O çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Dikkat edin! Göklerde kim var, yerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar, gerçekte ortak koştuklarına uymuyorlar. Sadece zanna uyuyorlar ve yalandan başka bir şey söylemiyorlar. O sizin için, içinde dinlenesiniz diye geceyi, aydınlatıcı olarak da gündüzü yaratandır. Kuşkusuz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Onlar, Allah kendine bir çocuk edindi dediler. O böyle bir şeyden uzaktır. Şüphesiz o kendi kendine yeterlidir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Bu konuda elinizde hiçbir kanıt da yoktur. Buna rağmen Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Allah'a karşı yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremezler. Dünyada az bir yararlanma vardır. Sonra onların dönüşü bizedir. Sonra da biz, inkar ettiklerinden dolayı onlara çok şiddetli azabı tattıracağız. Onlara Nuh'un haberini oku. Bir zaman o kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geliyorsa, bilin ki ben sadece Allah'a güvenip dayanırım. Öyleyse siz de Allah'a ortak koştuklarınızla birlikte toplanıp yapacağınız işi kararlaştırın da işiniz başınıza dert olmasın. Sonra hükmünüzü bana uygulayın ve bana hiç fırsat da vermeyin. Eğer yüz çevirecek olursanız, ben zaten sizden bir karşılık istemiyorum. Benim ücretim ancak Allah'a aittir ve bana kendini Allah'a teslim edenlerden olmam söylenmiştir." Onlar onu yalanladılar. Bunun üzerine biz de onu ve gemide onunla birlikte bulunanları kurtarmış, ayetlerimizi yalanlayanları ise suda boğmuş ve böylece kurtardıklarımızı da onların yerine geçirmiştik. O uyarılanların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Sonra onun ardından toplumlarına elçiler gönderdik, onlara açık kanıtlar getirdiler. Ama onlar daha önce yalanladıklarına inanacak değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini böyle mühürleriz. Biz onlardan sonra da Musa'yı ve Harun'u mucizelerimizle birlikte Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Ama onlar büyüklük tasladılar ve suç işleyen bir toplum oldular. Onlar katımızdan kendilerine gerçek gelince, "Kuşkusuz bu apaçık bir sihirdir," dediler. Musa, "Size gerçek gelmişken böyle mi diyorsunuz? Bu bir sihir midir? Oysa sihirbazlar kurtuluşa eremezler," dedi. O zaman ileri gelenler dediler ki, "Sen bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çevirmek ve böylece kardeşinle birlikte ülkede egemenliği ele geçirmek için mi geldin? Bu yüzden biz ikinize de inanacak değiliz." Firavun ise, "Bana bütün usta sihirbazları getirin," dedi. Sihirbazlar gelince Musa onlara, "Atacaklarınızı atın," dedi. Onlar atacaklarını atınca Musa dedi ki, "Sizin yaptıklarınız sihirdir. Allah ise onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini başarıya ulaştırmaz. Ama Allah, suçlular istemese de gerçeği sözleriyle ortaya çıkaracaktır." Bununla birlikte Firavun ve çevresindeki ileri gelenlerin kendilerine işkence yapmalarından korktukları için Musa'ya kavminin içinde bir grup genç dışında hiç kimse inanmadı. Çünkü Firavun yeryüzünde gerçekten çok güçlüydü ve aşırı gidenlerdendi. Musa, "Ey kavmim, Allah'a inanmış ve kendinizi ona teslim etmişseniz o halde ona güvenip dayanın," dedi. Bunun üzerine onlar dediler ki, "Biz yalnızca Allah'a güvenip dayandık.
Ey Rabbimiz! Bize o zalim toplumun elinden işkence çektirme. Sevgi ve şefkatinle bizi o inkarcı toplumdan kurtar. Bunun üzerine biz Musa'ya ve kardeşine, siz ikiniz Mısır'da kavminiz için bir takım evler hazırlayın. Evlerinizi karşı karşıya gelecek şekilde kurun ve namaz kılın. İnananları müjdele diye vahyetmiştik. Musa dedi, ey Rabbimiz! Kuşkusuz sen Firavun'a ve adamlarına şu dünya hayatında göz kamaştırıcı zenginlik ve nice mallar verdin. Ey Rabbimiz! Senin yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz! Onların mallarını yok et ve kalplerini sıkıştır. Çünkü onlar can yakıcı azabı görünceye kadar inanmayacaklardır. Allah dedi, İkinizin duası da kabul olundu. Öyleyse dosdoğru olun ve sakın bilmeyenlerin yoluna uymayın. Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Bunun üzerine Firavun ve ordusu onlara zulmetmek ve saldırmak için onların peşine düştü. Nihayet boğulmak üzereyken Firavun, İsrailoğullarının inandığından başka tanrı olmadığına inandım. Artık ben de ona teslim olanlardanım dedi. O zaman Allah ona, şimdi mi inanıyorsun? Oysa daha önce isyan etmiş bozgunculardan olmuştun. Ama biz bugün ardından gelenlere ibret olması için senin sadece bedenini kurtarıp bir tepeye atacağız. Çünkü insanların çoğu ayetlerimizden habersizdirler. Andolsun ki biz İsrail oğullarını iyi bir yere yerleştirmiş ve onlara güzel rızıklar vermiştik. Kendilerine ilim gelinceye kadar birbirleriyle görüş ayrılığına düşmediler. Ama Rabbin kıyamet günü görüş ayrılığına düştükleri konularda aralarında hüküm verecektir. Eğer sana indirdiğimizden kuşku duyuyorsan, senden önce kitabı okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbinden gerçek gelmiştir. Öyleyse sakın kuşkuya düşenlerden ve Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan olma. Yoksa kaybedenlerden olursun. Kuşkusuz haklarında Rabbinin sözü gerçekleşmiş olanlara gelince, onlar kendilerine her türlü mucize gelse de can yakıcı azabı görmedikçe yine de inanmayacaklardır. Azap gelip çattığı sırada Yunus'un kavminden başka inanıp da inancı kendine yarar sağlamış hiçbir kent yoktur. Ancak Yunus'un kavmi inanınca onlardan dünya hayatındaki aşağılayıcı azabı kaldırmış ve onları bir süre daha dünya nimetlerinden yararlandırmıştık. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi inanırdı. Durum böyleyken sen insanlara inanmaları için baskı mı uygulayacaksın? Allah'ın izni olmadan hiç kimse inanamaz. Böylece O, akıllarını kullanmayanları inkar pisliğine sürükler. De ki, göklerde ve yerde olanlara bir bakın. Ancak inanmayacak bir topluma mucizeler ve uyarılar hiçbir yarar sağlamaz. O halde onlar, kendilerinden önce gelip geçenlerin sıkıntılı günlerinin kendilerinin başlarına gelmesini mi bekliyorlar? De ki, öyleyse bekleyin, ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Biz elçilerimizi ve inananları kurtarırız. İşte böyle, çünkü inananları kurtarmamız üzerimize gerçekten bir borçtur. De ki, ey insanlar! Benim dinim konusunda kuşkudaysanız, bilin ki ben Allah dışında taptıklarınıza tapmam. Ancak ben sizin canınızı alacak olan Allah'a taparım. Çünkü bana inananlardan olmam emredilmiştir. Ve insanoğluna da şöyle seslenilmiştir. Yüzünü batıl olan bütün inançları terk ederek gerçek dine çevir ve asla Allah'a ortak koşanlardan olma. Allah'ın dışında sana ne bir yarar sağlayacak
ne de bir zarar verecek olanlara dua etme. Eğer böyle yapacak olursan, o zaman sen gerçekten zulmedenlerden olursun. Eğer Allah seni dara sokacak olursa, ondan başka onu giderecek kimse yoktur. Sana bir iyilik dileyecek olsa, onun lütfunu geri çevirecek de yoktur. O lütfunu kullarından dilediğine verir. O çok bağışlayan, çok merhametli olandır. De ki, ey insanlar! Gerçek size Rabbinizden gelmiştir. Artık doğru yola giren, kendisi için girmiş olur. Buna karşılık kim de doğru yoldan sapmış olursa, kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizden sorumlu değilim. Sana gelince, sen sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Çünkü O hüküm verenlerin en iyisidir. Hud Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Ra. Bu bilge olan, her şeyden çok iyi haberdar bulunan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da geniş olarak açıklanmış olan bir kitaptır. Açıklanmıştır ki Allah'tan başkasına tapmayasınız. Kuşku yok ki ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve bir müjdeciyim. Rabbinizden bağışlanma dileyesiniz, sonra ona tevbe edesiniz ki sizi belli bir süreye kadar dünya nimetlerinden yararlandırsın ve iyilik yapan herkese de iyiliğinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirecek olursanız, o zaman ben doğrusu hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım. Sonunda dönüşünüz Allah'adır. O her şeye gücü yetendir. Dikkat edin! Onlar Allah'tan gizlenmek için kalplerini örtmektedirler. Dikkat edin! Onlar örtülerine büründüklerinde bile Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilmektedir. Çünkü O kalplerde olanı çok iyi bilendir.